Kanal Türk ekranlarını herkese davet edin. Bu gece kaçmaz. Box Kanal Türk de izlenir. Ekranlarınızda Amir Han. Too much weight. Heavyweight now. Heavyweight fighter. Like Ali, go heavyweight. World introducing Amir King Khan. Mr. Alexander. Amir Khan, işte Tu Bilgehan, thanks wishes. Yani röportaj için çok teşekkür ediyorum şeklinde imzaladı ve bu kartı bana verdi. Aynı zamanda bir boks eldivenini de imzalattık. Dünya şampiyonu, büyük yıldız Amir Khan'la birlikteyiz. I want to ask a question to you about your name pronunciation. For example, is good pronunciation Amir Khan or Amir Han? Amir Khan. Amir Khan, yes. Yes, you yes, you're right. Yes, you did correct. Evet, dedik ki biz ismimizi ilk önce bir soralım bakalım. Amir Khan diye mi söyleniyor, Amir Han diye mi? Amir Khan, evet doğru söylüyorsun şeklinde de yorumladı. Let's start to interview. Possible? Yes, yes. Very hard questions. No, you can ask me anything brother, anything you want. Zor sorular soracağım, o dedi istediğini sorabilirsin şeklinde başladık. Amir Khan başlar başlamaz seri yumruklarla. Devon Alexander'a gücünü göstermeye başladı. Have you been in Turkey before? Yes, I've been to Turkey many times. You know, I've been here, coming here for the last 10 years, maybe 3-4 times. Whenever I come to Turkey, I like to visit the Blue Mosque. You know, go do my salah with my good friend Ali, who arranged everything for me here. Burada bulunduğum için çok memnunum. Daha önce 10 yıl önce Türkiye'ye gelmiştim. 3-4 kere de bu şekilde bütün her yeri gezdim. Ali sağ olsun beni Ali Çapan gezdirdi. Son maçını İngiltere'de yapmıştı. Bir önceki maçını, Carlos Molina maçını da yine Amerika'da gerçekleştirdi. Muhteşem bir başlangıç Amir Khan'dan sevgili izleyiciler. Did you like Istanbul? I love Istanbul. Amazing, good people. Good country to visit. I'm here with my family, my little girl, Lamaisa, and my wife, Royal. So we are enjoying time here. Çok beğendim de çocuğumla, eşimle birlikte İstanbul'a bayıldık adeta gibi açıklaması var. Do you want to come again? Inshallah, definitely. I'd love to come again. And also, inshallah, you know, one day maybe have a big fight in Turkey. It would be amazing. İnşallah büyük bir maç yapmaya gelirim Türkiye'ye şeklinde de bir açıklaması var. Bundan sonra Türkiye'ye gelecek misin diye sorduğumuzda. Are you making hard training in Ramadan? Are you fighting in Ramadan also? Ramadan was very hard to train in Ramadan because in the UK we fasting just under 20 hours. And it's very difficult, but I still train while I'm fasting. And, you know, obviously Allah gave me the strength in Ramadan when my body was tired, still to go to the gym and train hard. Ramazan olmasına rağmen İngiltere'de biliyorsunuz hava geç kararıyor. Çok uzun bir zaman diliminde oruç tutuluyor. Ve buna rağmen ben antrenmanlarımı hiçbir şekilde kesmedim. La ilahe illallah. Where is your upcoming fight? Next fight will be end of November or December, early December. Against who? We're looking at a few opponents at the moment, nothing finalized. We wanted a big fight against Floyd Mayweather, but Floyd Mayweather is now fighting Berto. I think Floyd Mayweather is scared. I think he knows Amir Khan will give him big problems and, you know, maybe beat him. That's why he doesn't want to fight me. That's why he's taking other oppositions. Kasım ayında ya da Aralık ayında bir maç planlıyorum. Daha rakibimizi finalize etmedik. Kim olduğuna henüz karar vermedik. Ben Floyd Mayweather'la maç yapmak istiyordum. Ama o benden maç yapmaya korkuyor. Benimle maç yapmaya korkuyor. O Andre Berto'yu seçti. Which one is hard? Amateur boxing or professional boxing? I think professional boxing is hard because, you know, more rounds. There's 12 rounds of boxing. Especially at the world class level I'm at now. I'm at the world class level. I fight the best in the world. So I think amateur boxing is not as difficult as professional. Professional is very tough. Bence profesyonel boks daha zor. Amatör mü, profesyonel mi diye sordum. Çünkü daha çok round, 12 round maç yapıyorsunuz. Çok daha üst seviyede maçlar çıkartıyorsunuz. Artık son 10 saniyeye de girmiş bulunmaktayız. Tokmak sesini duyduk. Seyirci coştu. Hadi son saniyelerde yapın yapacağınızı diyor. Amir Han kollarını kaldırdı ve maç bitti. Maç bitti. Gentlemence bitiyor mücadele. 12 round boyunca amansız bir mücadelenin sonrasında. Your last weight, welterweight now. But you fought a lot of times in lightweight, light welterweight. Which one is good for you? I think the
best weight for me is welterweight. Now lightweight, I win title. I move up to light welterweight. I win two world championship titles. You know, I think this is my natural weight, 147 pounds, and I'm happy at this weight. 147 pound'da yani 66.9 kiloda ben çok iyiyim. Yarı orta siklette kendimi daha iyi hissediyorum. İki siklet yani ben diyor eski sikletlerde yarı yani hafif sikletlerde olsun diğer sikletlerde hafif yarı orta siklette büyük maçlar yaptım. Hatta hafif yarı orta siklette ben iki kez dünya şampiyonluk karşılaşması yaptım ve orada unvan kazandım. Ama kendimi en iyi hissettiğim siklet 147 pound yani Floyd Mayweather'ın sikletinden bahsediyor. Evet 109, 119, 110, 118, 108, 120. Sonuçlar böyle. Üç hakemin de ortak kararıyla kazanan Amir. Which fight was unforgettable for you in your life? In my life, I think I have two fights. I have one fight which was against Mario Kindlin in the Olympics final. You know, he was a great Olympic champion, two-time Olympic champion. And I lost that fight, but that's when I turned professional. But as a professional, the best fight that made me a big name was against Marcos Maidana. That fight was in 2010. It won the best fight of the year in the world. And I won the fight, but it was a very difficult fight because Maidana, everybody was scared to fight him. And I was the only guy to stand there and say, look, I'll fight you. And I beat him. Amatörde finalde yaptım. 2004 Atina Olimpiyatları'nın finalinde yaptım. İki kez olimpiyat şampiyonu olmuş bir boksörle maç yapmıştım. O final maçı benim için asla unutulamaz. Bir de Marcos Maidana ile 2010 yılında yapmış olduğum o maç inanılmaz bir maçtı. Herkes onunla maç yapmaya korkarken ben onunla maç yaptım ve onu yendim. İşte o maç benim için unutulmazlar arasında dedi. Maidana ile Amir Khan arasındaki karşılaşma. Danny Garcia defeated you. Do you want to make a rematch with him? I'd love to have a rematch with Danny Garcia. We have the same manager in Al Haymon. So, you know, inshallah, that fight will happen one day. And I really believe I can beat him because obviously in that fight, I was winning the fight, I was beating him. And obviously I got caught with a big shot. So it's a fight I'd love to have again. Kaybettiğin Danny Garcia'yla rövanş yapmak ister misin diye bir soru sordum. Kesinlikle yapmak isterim. Al Haymon'la, menajerimle biz bu konuyu konuştuk. Bir gün kendisiyle büyük bir rövanş gerçekleştireceğiz. Down goes Pat. Off a sensational counter left hook by Garcia. Sensational counter left hook. And Amir Khan may not get his senses back before the end of the round. You okay? You okay? We will do it all again. We will never sleep. We will stay up with our friends. Where we going? We don't know. İşte bir soru daha var ki çok önemli bir soru. How good quality 48-0 world champion Floyd Mayweather? He's a very good boxer. He's a very good boxer, but very smart because he likes to pick his opponents, be very smart. Now, the reason he doesn't want to fight Amir Khan is because he believes it's going to be a hard fight for him. He maybe thinks Amir Khan can beat me. That's why I think that's the reason he doesn't want to fight me. But he's a good fighter. Obviously, he's fought the big names in boxing. Canelo, Alvarez, he's beaten Miguel Cotto, Manny Pacquiao. He's beaten some good names. But Floyd Mayweather'ı 48-0'lık dünya şampiyonluğu kalitesini nasıl buluyorsun? Evet, iyi bir boksör. Kendisi Canelo gibi, Pac-Man gibi, Cotto gibi çok önemli yıldızları mağlup etti. Pac-Man gibi isimleri mağlup etti. Tabii ki büyük bir isim dünyada. Ama kendisi benimle maç yapmaya çekiniyor. Benimle maç yapmaktan korkuyor. Çünkü ben ona çok sıkı bir mücadele yapacağımdan herkesin haberi var. Bunu herkes görüyor. Kendi de biliyor. O yüzden benimle maç yapmayı tercih etmiyor. O yüzden kalitesi tabii ki biraz tartışılara getiriyor aslında. Floyd Money Mayweather. Floyd said, I am better than Muhammad Ali. Are you accept this one? I disagree. I disagree. Muhammad Ali is the greatest. He's the best fighter in the world ever, and I don't think Floyd Mayweather touches him at all. I mean, I don't think he's near enough as good as Muhammad Ali. Muhammad Ali was a great fighter, not only in the boxing ring but outside the boxing ring with all the charity work he did. Floyd Mayweather dedi ki, ben Muhammad Ali'den daha iyiyim. Bunu kabul ediyor musun? Kabul edilebilir bir şey mi diye sordum. Asla ben bunu onaylamıyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Muhammed Ali'ye dokunamaz bile. Muhammed Ali sadece ringde değil, ringin dışında da kendisi son derece başarılı bir isimdi. Floyd Mayweather onun kadar bir büyük boksör hiçbir zaman olamaz. Muhammed Ali greatest, en iyisi diyor. Ali, this is the cruising round again.
Çok kritik bir soru var arkadaşlar. Bakın bu soru bütün dünya çapında sorulan bir soru. Ben bunu Amir Khan'a soracağım. Can Ronda Rousey beat Floyd Mayweather in cage? Yeah, definitely. I mean, Floyd Mayweather. Really? Yeah, I think so. Now, Floyd Mayweather is a technician. He'll hit, move, hit, move. But Ronda, she's a very tough fighter, MMA. MMA is a different sport. I think all, most of the MMA people, they hold, grapple. She will make it very messy. So I think she will. Dedim ki Ronda Rousey kadın dövüşçü. Dünyada kasıp kavuruyor yenilgisiz. Kafes maçında, tabii bir kafes dövüşçüsü. MMA, karma dövüş sanatlarında UFC'ne dünya şampiyonu bayan dövüşçü. Floyd Mayweather'la maç yapması gündemde. Floyd Mayweather bir kadınla maç yapacak mı? Hatta dedik 300 milyon doları hazırlayın ben maçı yaparım dedi. Şimdi Amir Khan da diyor ki ben diyor kesinlikle ve kesinlikle kadın dövüşçü Ronda Rousey'nin kafeste Floyd Mayweather'ı darma duman edeceğine eminim. Çünkü yani boksta bir teknik var. Vur kaç vur ama kafeste öyle değil. Yakaladığı zaman seni submission'la yakalayabilir, seni kilitleyebilir, seni bir anda koltuğun altına alıp bir perişan edebilir. Do you know celebrity man in Turkey? Yeah, I know a few. You know, I know the guy from Glory, kickboxing, Beryl Topos. You know, I know him. I met him yesterday. He wants to maybe do a big event in Turkey. Also, you know, Aydin Çalçuk, who is a professional boxer and doing good things for Turkey, putting Turkey on the map. You know, the football player for Barcelona. Arda Turan? Yes, Arda Turan. I've never met him, but I've seen him play. So I think also. He is a very good football player from Turkey. Turkey has a lot of talent. So I really think that, you know, there's a lot of good sportsmen and women coming out of Turkey. And in the next 10 years, I really believe there'll be a lot more coming out of it. Türkiye'den tanıdığın kişiler var mı diye sordum böyle ünlü kişiler, ünlü simalar. Var dedi. Ben Birol Topuz'u tanıyorum. Glory'de organizasyonlar yapan ve Türkiye'ye büyük organizasyonları kazandıran kişi Birol Topuz'la tanışıyorum. Ve bunun yanı sıra Selçuk Aydın, önemli bir boksör zaten onu biliyorum. Bir de Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ı, ismini ilk önce çıkartamadı ben söyleyince devam etti. Arda Turan'ı seviyorum ve Türkiye'de bence önümüzdeki 10 yıl içinde çok daha büyük yetenekler çıkacağına inanıyorum. Türkiye'de çok büyük yetenekler var. Ben yani Türkiye'de bu yetenekli sporcuların artacağına eminim şeklinde de bir açıklaması var. Dünya cönlü şampiyon Amir Khan'ın. Bir tane solta, arkasından iki tane daha. KDV'siyle birlikte ve müthiş yumruklar sürüyor. My name is Amir Khan and watch me on Kanal Türk. Khan steps in with power. Thus far, he is outboxing Malignaggi. Khan again touches Malignaggi with the right hand. Precision from Amir Khan right now in round one. Box Kanal Türk de izlenir.